notlar yazdı, akşam eve gitmiş, notlar yazdı, o defterini masaya koymuş, kompozisyonu yazacağı dosya kağıtlarını da masaya koymuş, babasının söylediklerini ve kendi aldığı notları tekrar gözden geçirmiş, tam sizin gibi çalışkan bir öğrenciymiş, bütün gece sabaha kadar oturup günün birinde nasıl bir at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan, kaç sayfa? 12 sayfalık, çok değil mi ya 12 sayfa? Jack 12 sayfa yazı yazmış. Allah'ım, sabaha kadar 7. sınıfa giden Jack ödevini, kompozisyonu yazmış. Niye yazabilmiş? Çünkü önceden kafasında var ve bir de not defteri var, değil mi? Bu çok önemli. En ince ayrıntılarına kadar anlatmış. Hatta hayalindeki 200 bin metre karelik çiftliğin krokisini de çizmiş. Bence de binaların, ahırların, koşu yollarının, tarlaların, ağaçlık bölümlerin, at eğitim yerlerinin nerelerde olacağını da krokide göstermiş. Böyle bir hayal edin şimdi. Siz bir öğretmensiniz ve öğrenciniz size 7. sınıfta 12 sayfa ödev getiriyor. Krokileri de çizmiş, her şeyin yerini göstermiş. Krokiye 200 bin metrekarelik alanın üzerine oturtacak 1000 metrelik evini de çizmiş. Odası burada, balkonu burada, camı şurada. Müthiş bir şey değil mi? Vay be, süper. Devam edelim. Ertesi gün öğretmenine 12 sayfalık ödevini sunmuş. Çünkü bu ödev onun en büyük hayalinin bütün detaylarını gösteriyormuş. Şimdi burada duralım. 2 gün sonra ödevi geri almış. Burada duralım. Sakın oynama o bilgisayarla ve beni dinleyin. Sizce kaç alır? Yüz. Kaç? Sadece rakam söylüyorsun. 0. Vay, hiç not senden öğretmen olmaz. Çok zayıf veriyorsun. Kaç alır? 100. 95. Bakalım kaç almış? Bir ileri git. Kaç almıştır? Devam edin. 200. Tamam, 100. Bir daha ilerle. Kağıdının üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir sıfır var. Bir de öğretmen bir not yazmış. Dersten sonra beni gör. Jack çok şaşırmış. Çok üzülmüş, merak etmiş. Benim hayallerimin bu güzelce yaptığım ödeve öğretmen niye 0 verdi diye. Devam et. Öğretmenin yanına gitmiş ve neden 0 aldım diye öğretmenine merakla sormuş. Öğretmen ona demiş ki, bu, şimdi bakın, burada da hayatın gerçeğini görüyoruz arkadaşlar. Burada da hayatın gerçeğini. Demiş ki öğretmen, bu senin yaşındaki bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal. Çünkü paran yok, gezginci bir aileden geliyorsun, kaynağınız yok, at çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi satın alman gerekir, damızlık hayvanlar alman gerekir. Senin bunu başarman imkansız. Sen bana yalandan bir hayal kurup ödev vermişsin demiş. Demek ki öğretmen gerçekçi bir hayal istiyor, değil mi? Yani evet, çok uçuk bir ödev olmuş. Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra, burada duruyorum şimdi arkadaşlar. Mesela hiç ders çalışmadan ve okuldan kaytararak doktor olmak isteyenler bu işi yapamıyor, değil mi? Öğretmen olmak isteyenler de bu işi yapamıyor. Çünkü okula düzenli gideceğiz, bilgi evine düzenli gideceğiz, derslerimizi çalışacağız, dizi film hiç izlemeyeceğiz, çok kitap okuyacağız ki hayallerimize ulaşalım. Ah o dizi filmler yok mu? Ah o dizi filmler yok mu? Var mı? Var mı yok mu? Var ya, var. Şimdi arkadaşlar, gerçekçi hayal kurmak istiyoruz, tamam mı?
Anlaştık mı buraya kadar? Devam ediyorum. Öğretmen ne diyor? Bak çok iyi bir öğretmen ama. Ben bu öğretmeni alkışlıyorum. Gerçekten. Sana, hayır hayır sizi alkışlamayın. Hayır, sıfır verdim ama diyor. Bir şansın daha var. Git eve, gerçekçi bir hayal kur, tekrar yap. Öğretmen çok doğru yapıyor. Evine dönüyor Jack. Uzun uzun düşünüyor. Bir karar veremiyor. Babasına danışıyor. Evet, danışıyor babasına. Baba ben ne yapayım? Öğretmen böyle dedi diyor. Anlaştık mı buraya kadar? Problem var mı? Devam ediyorum. Yoruldunuz mu? Hayır. İyi. Vallahi merak ettim. Devam et bakayım ne çıkacak. Babası da ne diyor? Oğlum, bu konuda kararını kendin vermelisin. Gençler ben de size diyorum ki evlat, bu konuda kararınızı kendiniz vermelisiniz. Bu sizin hayatınız. Senin hayatın olduğu için oldukça önemli bir seçim. Yani ya yeniden tekrar ödev yapacaksın ya da yapmayacaksın, eski ödevini vereceksin, değil mi? Bir tane ödev yapmış zaten. Anlaştık mı? Jack bir hafta kadar düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sonra ödevinde hiçbir değişiklik yapmadan geriye götürüyor. Öğretmen ne diyor ki? Bu ödev, işte burası bu hikayenin en güzel tarafı arkadaşlar. Bu ödev benim yıllardır kurduğum hayalin ödevidir. En iyisi siz verdiğiniz notu değiştirmeyin. Ben de hayallerimi. İçinizde hayali olanlar var ya, işte o parmakları da bir alkışlayın şimdi. Tamam mı? İşte bu bizim hikayemiz. Devam et. Sizce sonra ne olmuştur? Sen biliyorsun. Adın neydi senin? Fatma. Sana mikrofonu veriyorum. Şuraya alıyorum. Bundan sonra Fatma anlatıyor. Ben de dinliyorum. Arkadaşlar sonra sizce sonra ne olmuştur diyor. Çocuk öğretmeni bir ara çiftliğe gelmiş. Çocuk herhalde hayallerine kavuşmuş ve öğretmeni gelmiş çiftliğe. Ondan sonra çocuk demiş ki öğretmenim hani kavuşamazdım bu hayale falan filan demiş. Orasını da bilmiyorum hocam yani bunu biliyorum sadece. Biliyor. Alkışlayın. Bravo. Fatma. Teşekkürler. Aferin. Teşekkür ederim Fatma hocam. Bundan sonra ne olmuşu beraber görelim. Fatma hikayeyi okumuş. Ben o hikayeyi birazcık değiştirdim. Devam ediyoruz. Muhammed hadi devam edelim. O öğrenci bugün 200 bin metrekarelik arazi üzerinde 1000 metrekarelik çiftlik evinde oturuyormuş. Ne olmuş? Hayaline ulaşmış mı? Ulaşmış, bitmedi. Yıllar önce yazdığı o ödev neredeymiş? Şöminenin üzerine böyle çerçevelemiş. Çünkü onun hayali. Arkadaşlar ne olur hayallerinizi yazın. Onlar sizi motive eder. Devam ediyoruz. Devam edelim Muhammed abi. O öğretmen yaz tatillerinde güzel hayal kuran 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya getirirmiş. Bu da çok önemli. Demek ki öğrenci de öğretmenine bir şey öğretmiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Öğrencilerine adımları hesaplanmış. Bu bir. Detayları belirlenmiş. İki. Hayaller kurmanın insanı ne kadar başarılı ve mutlu edeceğini lafla değil, çiftliği gezdirerek gösteriyormuş. Ve diyormuş ki öğretmen, ben bu arkadaşınızın ödevine sıfır vermiştim ama o hayallerinden vazgeçmedi. Hep bunun için çalıştı. Dürüst bir öğretmenmiş değil mi? Görelim. Devam et. Size göre şimdi bunu konuşacağız işte arkadaşlar. Bana düzgün düzgün bu hikayeden çıkardığımız sonuçları beraberce söylemenizi istiyorum. Jack'in başarısının, mutluluğunun sırları nelerdir?
Önce söz asistanımda. Mikrofonu çevir. Muhammed Ali, önce senden dinliyorum. Sırrı kendi asla yaptığı hayalden vazgeçmemesidir. Bu bir. Tamam. İki. Kafasında güzel bir şekilde planlaması. Bu cevabı çok sevdim. İki. Azimle hayata sarılmak. Üç. Ya ne güzel cevaplar çıkıyor. Neslişah. Gerçek çiftlikleri gezip neler olduğunu görmesi, sonra da kendi çiftliğini tasarlaması. Harikasınız vallahi, ben bu kadar güzel. Geleceğim oraya da, dur. Özgüvenli olup her şeyi not etmesi güzelliğini. Harikasın. Mikrofon gelmeden söyleyebilir misin? Ha, varmış bak orada mikrofon. Pardon. Al cevabı. Onun hayalini beğenmemişler ama hiçbir zaman hayalinden bıkmamış. Güzel. Devam etmiş. Hemen arkadaşına ver. Başkasının düşüncelerini boş verip de kendi hayalini kurmaya devam etmiş. Güzel. Son olarak orası. Şimdi öbür tarafa geçeceğim. İnsanın kendi düşüncelerinden vazgeçmemesi ve kimsenin kendi düşünceleriyle düşüncesini değiştirmemesi. Burada ben bir düzeltme, ekleme yapmak istiyorum. Çok önemli. Ama bizim düşüncemiz boş düşünce olmamalı. Jack düşüncelerini babasına da sordu, değil mi? Yani biz bazen küçük olduğumuz için yanlış hayaller kurabiliriz. Bilenlerden o hayal için destek almalıyız, değil mi arkadaşlar? Siz hakkı mı istiyorsun? Peki. Son, buradaki son. Hiç vazgeçmemesi, hep hayalini kurduğu şey, hayallerinin arkasında gitmesi. Bravo. Buradan da 6 kişiye söz hakkı vereceğim. 2, 4, 6 olacak. Yok, sana çok söz hakkı verdim. Bir insanın hedefi olması, ilk önce hedefini belirlemesi, sonra kafasına hayal etmesi, sonra da hedefine ulaşması. Siz böyle her şeyi doğru söylerseniz ben ne söyleyeceğim? Hep istiyorum ki bir yanlış söyleyin de düzelteyim. Aferin kız. Yok, hayır, sana söz hakkı verdim. Sana vermedim. Eşitlik gerekiyor, eşitlik. Hayallerinden vazgeçmemesi. Harikasın. Ver. Hayallerinden hiç vazgeçmesi ve hedefine koşması. Harikasın. Öğretmenin ilk başta başına laf dedi ama hayallerini gerçekleştirdi. Harikasın. Öğretmeni sıfır verdi ama o hala hayallerine kafasında devam etti. Evet, bu arkadaşı veriyor. Hayallerinden hiç vazgeçmemesi. Zenginliğin her zaman mutluluk olmaması. Bir daha söyle. Zenginliğin her zaman mutluluk olmaması. Tamam. Başka? Evet, yanındakine ver. Hayallerimizin mutlulukla geçirilmesi. Dur. Bu tarafa ben vereyim. Sana bir kere söz hakkı vermiştim. Evet. Benim hayalim doktor olmak, profesör doktor olmak. Ama Jack mesela küçükken hayalini kurduğu için, yani ben de öyleyim ama belki de büyüyünce o hayaller gerçek olmayabilir. Ama Jack belki de üzülebilir yani at çiftliği yapamadığı için. Evet, ama biz ne yapacağız? Hayallerimize kavuşmak için uğraşacağız. Hocam Jack Hocam Jack, hayallerinden vazgeçmemiş ve her zaman planımız ve hayallerine ulaşmış. Bravo. Jack'in öğretmeni ona başka bir hayal kur demiş. Jack devam etmiş, hayallerine kavuşmuş. Gelecek abi, sırayla. Evet, dinliyoruz yavrum. Kendisine güvenip mutluluğunu gerçekleştirmiş. Ne kadar güzel. Hayallerini gerçekleştirmesi. Harika. Ayağa kalkmak, söz hakkı almak anlamına gelmiyor. Son iki kişi. Bir. Hayalimizden vazgeçip geçmemeliyiz. Çünkü azimle yaparsak belki başarabiliriz. Bravo. Hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Çünkü biliyoruz ki bir gün gerçek olabilir. Bütün cevap verenleri ben alkışlıyorum. Burada da var bir şeyler. Vakit yetmez. Sonra o ıslıkları yapmayalım. Vakit, evet.
Şimdi bir adım ilerleyelim Muhammed Emin, Muhammed Ali. Bakın beraberce şuradaki maddeleri de bir okuyalım. Sizin verdiğiniz cevaplar aynısı. Bir, hayatı doğru okumuş değil mi? Çünkü demiş ki biz hep dolaşıyoruz, artık bir yere oturalım. İki, babasına yardım etmiş değil mi? Siz de. Babaya ve anneye yardım etmek çok 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 önemli. Üç, derslerine de çalışmış ya. Ah şu dersler olmasa demeyeceğiz, zor. Ama çalışacağız değil mi arkadaşlar? Sonra hayallerini bir de kurmuş. Devam edelim. Hayalleri hakkında annesinden ve babasından o hayallerini gizlememiş. Amanın siz sakın bunu yapmayın. Sakın, bazı öğrenciler hayallerini annesinden babasından gizliyor. Niye gizlemeyin biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer hayalinizde bir yanlış varsa onu ancak anneniz babanız düzeltir. Anlaştık mı? Çünkü annemiz babamız hep bizim koçumuzdur, desteğimizdir, yanımızdadır. Böylece daha gerçekçi hayaller kurmuş Jack. Devam edelim. Hayallerinin gerçekleşmesi için neler yapması gerektiğini adım adım belirlemiş. Şimdi doktor olanlar, doktor olmak isteyenler adım adım belirleyecek. Öğretmen olmak isteyenler adım adım belirleyecek. Anlaştık mı? Yok, size daha söz hakkı veremeyeceğim. Zaman yok. Bir taraftan saate bakıyorum. Her hayalini, yavrucuğum, evladım, ben yoruldum. Gerçekten yoruldum canım. Hayallerinden vazgeçmemiş. Hayallerine, kendisine, ailesine güvenmiş. Her hayalini, her detayı defterine yazmış. Yazmak bize ne kazandırıyor? Eksikleri görmeyi kazandırıyor. Hayallerini yazmayan eksikleri göremiyor. Hayır, yanlış gittim. Bir daha. Evet. Devam et. Sonuç. Doğru ve detaylı hayaller kurmak bizi mutluluğa götürür. İlerle. İlerle. Buraya kadar anlaştık mı? Yorulduk mu? Bana 8 dakika daha katlanabilir misiniz? Hayır diyenleri göreyim, ona göre bitireceğim. Evet diyenleri göreyim. İyi. 8 dakika daha. 8 dakika. Biliyorum çok yoruldun tatlım. Ama ben de bunu anlatmazsam kendime çok üzülürüm. Hızlıca anlatmam lazım. O yüzden de siz bana bir yardım edeceksiniz. Nasıl biliyor musunuz? Sıfır ses. Biraz acıklı bir hikaye. Hadi gidelim. Hızlıca. Soruyorum. Hangi ayakkabı daha güzel? Yürü. Hayır. Şşt, orada göreceğiz. İyi. Yürü 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 yürü. Sen orayı bana bırak. Oraya bana bırak. Yerine otur. Şimdi susup beni dinleyeceğinize inanıyorum. Çok hızlı söyleyeceğim bunu. Çok acıklı çünkü. Çok kötü fena. Bir kız çocuğu varmış. Okuldan eve gelince çamurlu ve eski ayakkabılarına bakarak keşke güzel bir ayakkabım olsaydı diye düşünmüş. Balkona çıkmış, aklında hep güzel bir ayakkabı varmış. Hep içinden aynı şeyi söylüyormuş. Ayakkabılarım ne kadar da eski ve çamurlu. Keşke güzel bir ayakkabım olsa diyormuş. Karşı binaya yeni taşınan bir aile varmış. Taşınan insanların kızı da balkonda oturmaktaymış. Bir bakmış ki karşı balkonda oturan kızın ayakkabıları çok güzel. Sanki bir prensesin ayakkabıları gibiymiş. Keşke benim de şöyle ayakkabılarım olsa demiş. İmrenerek ayakkabılara bakıyormuş. Biraz sonra karşı binanın balkon kapısı açılmış. Bir kadınla bir erkek bir şey taşıyorlarmış. Merakla bakmış ne taşıyorlar diye. Bir de ne görsün? Balkonda oturan kızı dikkatlice kucaklayıp anne baba tekerlekli sandalyeye oturtmuşlar. Ayakkabılar hala o kızın ayağındaymış.
Şimdi soruyorum. O kızın ayakkabıları niye güzelmiş? Niye hiç eskimemiş? Çünkü yürüyemiyormuş. Çünkü onun ayakkabıları artık hiç çamur olmuyormuş. Çünkü o hep evde ya da tekerlekli sandalyedeymiş. Şimdi arkadaşlar, mutluluk acaba güzel ayakkabıya sahip olmakta mı? Yoksa sağlam ayaklara ve bacaklara sahip olmakta mı? O zaman biz sağlam bir vücuda sahip olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor mu? Şükür edince ne oluyor arkadaşlar? He? Söyle yavrum. Evet, çoğalıyor. Şükür, demin Nesli Şah'ın söylediği gibi çoğalmak kelimesi değil mi? Ve şükür bize bunları sağlam verene aynı zamanda teşekkür anlamına geliyor. Evet, hayatta isteyelim ayakkabılarımız olsun. Hayatta isteyelim güzel at çiftliğimiz olsun. Ama önce arkadaşlar sağlığımız olsun. Önce inancımız olsun. Önce ahlakımız olsun. Önce kendimize güvenimiz olsun. Sonra öbürleri geliyor. Doğru düşünüyor muyuz? Problem var mı? Yok. Peki. Yoruldunuz değil mi? O zaman bizi var ettiği için Allah'a şükürler olsun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mutluluk sizin hayallerinizde gizlidir. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hocam teşekkürler. Hocam çok güzel anlattın.